Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar, bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Sizden ricam, videoyu sonuna kadar dinleyin, ondan sonra ritüellerimi yapın. Benim ritüellerim basit değil. Benim ritüellerim zahmet isteyen. Eğer sen mesela bir nefesini tüketiyorsan tabii ki de karşılığını alacaksın bunun, demek istiyorum. Benim ritüellerim zahmet isteyen ritüel. Ne için? Günü var, saati var, belli söylenmesi gereken, tekrarlamanız gereken ritüelin sözleri var. Üşenenler yapmasın. Ya da Rana Hanım daha basitini, kolayını ver diyenler, sormayın böyle bir şey. Sebep, sıkıntın ciddi, basit bir şey yapıp sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun, o olmuyor. Şimdi az sonra paylaşacağım ritüel, bakım esnasında en çok sıkıntı, problem yaratılmış konulardan biri, kaynanayla arasında sorun olan birçok kişi var. Mesela Rana Hanım, kaynanamdan anlaşamıyorum. Benim evliliğim kaynanamdan kaynaklanıyor. Ben kaynanamdan iyi olmadığım müddetçe evimizde huzur yok. Kaynanama ne yapsam da yaranamıyorum. Kaynanam beni sevmiyor. Eşim de o yüzden beni istemiyor. Anamla iyi olmasan ya da annemle iyi davranmadın mı, demek ki ben de seni istemiyorum diyor Rana Hanım. Ne yapabilirim? Ben suçluyum ya da suçsuzum, orası fark etmez. Hanginiz haklısınız, hanginiz haksızsınız, orası fark etmez. Benim işim ritüel yapmak. Aradaki sorunu çözmek istiyorsan sen de onu sonuna kadar dinleyip yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ya da şu an burada kaynanaları, gelin damatları yargılamıyoruz. Buradaki amacımız kaynanayla şirinlik arasında sorun olanlar, şirinlik için bu uygulamayı yapın. Aranızdaki sorun neyse çözülsün. Yuvanıza mutlu mutlu devam edin. Çünkü biliyorum birçok kişinin ailesinde kaynana çok büyük rol oynuyor. O yüzden de arkadaşlar, az sonra vereceğim ritüeli hanımlar, beyler, yaptığınız zaman canı gönülden isteyerek yapın. Nefret dolusu yapmayın. Anneler her türlü annedir. Evet, yuvanıza karışıyor, yuvanızı yıkmak istiyor. Ya da gelinler, damatlar da mesela kendi suçunu, kabahatını bazen görmüyorlar. Yeni evlendin örneğin, yeni köye yeni adet gibi hemen kendi kurallarını koymaya başlayacaksın. Ondan sonra da kaynanayla bir bakıyorsun 30 sene geçmiş, hala düşmansınız. Çünkü ilk günden sana karşı bir içinde ürperme, tiskinme kalmış. Çünkü sen de kendi kuralını koymak istemişsin ya da benim kuralım böyle, ben böyle istiyorum. Ya da ne bileyim, kaynanamı sevmiyorum deyip kaynanandan ya oğlunu kopartmak istiyorsun ya da kızını kopartmak istiyorsun. Damatsın örneğin. Kıskançlıktan sürekli kavga çıkartıyorsunuz. Kaynanayı sırf görmemezliği için ya da evine gitmemezliği için. Ondan sonra düşman oluyorsunuz. Her ailede huzur olmasını istiyorsanız, her evliliğin güzel yürümesini istiyorsanız, evli olduğunuz kişilerin akrabalarıyla güzel davranın, güzel konuşun. Bu şart. Sebep, yalnız evlilik devam etmez. İki kişi mesela, bayram var, seyran var, birbirinizin yüzüne kaç gün bakacaksınız? Gönül ister tüm küs olanlar barışsın. Özellikle kaynanaların tabii ki evlilikte rolleri büyük olduğu için kaynanamla anlaşamıyorum deyip hanımlar, beyler çok bakım yaptırıyorsunuz. Anlaşmanız için aranızdaki sorunlar bitip, buzlar eriyip, güzel güzel mutlu sonuçlar yaşamak istiyorsanız ya da yüzünüz gülsün, yuvanızda huzur olsun istiyorsanız bu ritüeli yapabilirsiniz. Arkadaşlar, kaynanayla şirinlik ritüelimiz. Bu ritüel için öncelikle bir tane güzel ayna satın almanız gerekiyor. Çok güzel olsun. Videoyu sonuna kadar izleyin, dinleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. 4 tane klasik mum olsun. 4 tane. 4 taraftan kaynananı biraz yumuşatmamız gerekiyor. Doğu, kuzey, güney, batı. İşte anlamı bu. Ayna ne için lazım? Sonradan kaynanaya hediye edeceğiz. Ayna sihir anlamına geliyor. O yüzden de ayna şart bu ritüelde. Ayna hediye edeceksin. Aynanın yanında başka hediyeler vermek istiyorsan onları da altlarına koyabilirsin. Tabii ki de tesbih, hoş kokulu tütsü. Rana Hanım, ben tütsü yakamıyorum evimde. Şüpheleniyorlar ya da ritüel yaptığımı anlayacaklar diyen varsa tütsü yapmadan da olabilir.
Şimdi arkadaşlar, sonuna kadar videoyu izleyin. Unutmadan da şunu söyleyeyim, beni yeni takip eden takipçilerimin dikkatine. İsmim Rana. Herkes sosyal medyada Medium Vedma Rana olarak tanıyor. Vedma kelimesi cadı anlamına gelse de bunu güzel güzel derin anlaştırdığınız zaman Rusçadan Vedaishi Mat olarak duru bakış anlamına geliyor. Telefon numaram sosyal medyada ilk günden bugüne 0553-670-37-43 telefon numaram. Bireysel bakım için telefon numaralara yazıyorsunuz. Otomatik linkler gidiyor. Türkiye içi, Türkiye dışı nasıl randevu almanız gerekiyor? Hepsi detaylı otomatik linklerde var. Ürün ve kitap satın almak isteyenler, Medium Vedma Rana Huzurlu Yaşamın Gizemli İp Uçları kitabımız var. Almak isteyenler için. Başka ne unuttum? Ayrıyetten de birçok videoları YouTube'da gösteremiyorum. O yüzden de özel seminerler oluyor. Aşk semineri, arınma semineri ve benzeri seminerler. Bunun için de 0553-670-37-43 telefon numarasına yazdığınız zaman otomatik link gidiyor. Oradan ben sizi yönlendiririm. İletişim kurmak isteyen varsa. Şimdi başka bir şey unuttum mu? Yok galiba. Rana Hanım yaşam koçum olmanı istiyorum. Ben bana günlük rehberlik yapmanı istiyorum diyenler. Çark çevir sayfamız var tarot. Günlük çark çevirinizi oradan girip mesela çarkınızı çevirerek günlük ve ileriki günler için yorumlarınızı oradan dinleyebilirsiniz. Telefon numara az önceki dediğim telefonla yazdığınız zaman otomatik linkler gidiyor. Sosyal medyadan Rana Hanım seni araştırıyordum başka bir sayfaya yönlendirildim diyenler işte öyle bir hataya düşmemeniz için şu telefon numaradan ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bir tane ayna satın alıyorsunuz. 4 tane klasik mum satın alıyorsunuz. Beyaz ya da kırmızı renk altar olacak. Ondan sonra aldığınız ayna aşırı derecede güzel olsun. İster bir küçük aynada olabilir bunun gibi. İster duvar için de bir ayna olabilir, fark etmez. Önemli olan kaynanan o aynaya sonradan baksın. Ya da o ayna kaynananın evinde kalsın. Ya da kaynanana gelen giden misafir ne kadar güzel ayna desin. İşte o kadar güzel ayna olması gerekiyor. Kısaca tarif etmiş oldum. Geç saatinde güneş battıktan sonra dilediğiniz gün bu ritüeli yapabilirsiniz. Hanımlar, özel gününüzde yapmıyorsunuz. Sadece bir gece yapman yeterli ama bu ritüeli sonuna kadar dinle. Neden sonuna kadar diyorum? Güzelce ne dinleyin. Şimdi altarınızı beyaz ya da kırmızı şöyle bir güzel açtınız, hazırladınız. Aynayı ortaya koyuyorsun. Aynayı ortaya koyuyorsun. 4 tane mumu şu şekil saat yönünden 4 tane mumu koydun. Koyduktan sonra altarın hazır olmuş oldu. Dilersen tütsünü yakıyorsun. Ondan sonra niyet ettim. Kaynanan filanı kızı filanı ile aramızdaki sorunlar çözülsün. Şu güneş batıp yok olduğu gibi aramızdaki problemler yok olsun. Huzurlu yaşayalım, mutlu olalım dedikten sonra mumlarını yakıyorsun. Mumları yaptıktan sonra sen bu aynaya bakmadan yapıyorsun. Aynaya bakmıyorsun ritüel yaparken. Ayna şöyle kalıyor. Ayna senin karşında, aynaya bakmıyorsun. Şimdi öncelikle 66 kez ya Allah diye zikir çekiyorsun. Önce 66 kez ya Allah diye zikir çekiyorsun. Ondan sonra 72 defa el basit. 72 el basit diye zikir çekeceksin. Ondan sonra 66 el vekil diye zikir çekiyorsun. 66 el vekil. Tekrar söylüyorum. 66 ya Allah zikir çekiyorsun. 72 el basit. 66 el vekil olarak zikirleri çektikten sonra aynayı eline alıyorsun ama şöyle çevirmiyorsun. Yüzüne bakmayacaksın. Sadece aynayı şöyle tutuyorsun. Sağ kolda, avuçta. Mumlar biraz geniş koyun. Ondan sonra şöyle tuttuktan sonra şu şekil diyeceksin. Tek bir sefer söylemen yeterli. Elimdeki aynayı kaynanama adadım. Filanı kızı filanıya. Aynaya her baktığında
Kendini değil, beni görsün. Kırgınlıklar, husumetler, sorunlar çözülsün. Dört taraftan yanan mumlar, tüm sıkıntıları, aradaki işte anlaşamadığınız hangi konular varsa onu söylüyorsunuz, yakıp yok etsin. Kaynanamın gözünde ay parçası gibi olayım. Benim evim, benim evrenden istediğim, aynada insanlar kendini görüp sevindiği, sevdiği gibi kaynanam beni her gördüğünde sevsin. Sevinsin. Dediklerim oldu. Amin, amin, amin. Tekrar söylüyorum. Elimdeki aynayı kaynanama adadım. Filanı kızı filanıya. Aynaya her baktığında kendini değil beni görsün. Aramızdaki olan husumetler, kırgınlıklar, sorunlar, dört taraftan yanan mumlar yakıp yok etsin. Kaynanamın gözünde ay parçası gibi olayım. Benim evrenden istediğim, aynada insanlar kendini görüp sevdiği ve sevindiği gibi kaynanam beni her gördüğünde, aynaya her baktığında beni sevsin, sevinsin dediklerim oldu. Amin, amin, amin. Arkadaşlar, bunu isterseniz 4 defa söyleyin, isterseniz üşenirseniz bir kez söyleyin, fark etmez. Ondan sonra aynayı şu şekil koydun. Mumlar sonuna kadar yansın. Altarını şöyle kapatıyorsun. Mumlar yanıp bittikten sonra altarı toplamıyorsun. Sabaha kadar bu şekil kalsın. Çünkü o enerjiyi tamamen alması gerekiyor. Sen geç, kendi odana yat. Ya da balkonda da yapabilirsin. Kimsenin karışmayacağı rahat bir yerde yapman gerekiyor. Şimdi ritüelin sözüne dikkat ederseniz ay parçası gibi beni görsün. Mesela kaynanamın gözünde ay parçası gibi olayım. Ya da ay parçası gibi gözüne güzel gözükmek istiyorsun. Ya da ay parçam deyip en iyi şeye, en güzel şeye söyleriz. O yüzden de arkadaşlar bunu karanlıkta yapman gerekiyor. Güneş varken değil. Çünkü güneş insanı agresifleştiriyor. Çok sıcakken insan sinirlenirsin, tansiyonun çıkar. Ama ay ne yapıyor? İnsanı sakinleştiriyor. İnsan uyuyor, rahat oluyor akşam saatlerinde. Ne bileyim, rahat rahat televizyon izliyoruz akşam saatinde, geç saatinde, işte öyle düşünün. O yüzden de bu ritüel geç saatinde yapılmak zorunda. Ritüelle ilgili anlamadığınız bir şey varsa tekrar videoyu izlersiniz. Ben gene de bazı şeylere dikkat diye not almışım, onları da söyleyeyim. Aynanın yanında başka hediyeler olabilir. Aynayı hediye ettiğin zaman küçük büyük fark etmez. Yeter ki güzel olsun, tekrar söylüyorum. Mumlar sonuna kadar yansın. Bir gece altarın, ayna, her şey kalsın. Ertesi sabah topluyorsunuz. Mumdan kalan parçaları ne yaparım Rana Hanım diyenler, bir çiçekli saksınız varsa oraya koyun. Öyle kalsın orada. Bitti. Hayırlı görün. Kaynananızdan aranızdaki sorunlar çözülsün. Çünkü biliyorum böyle sorunlar çözüldüğü zaman her eve huzur, mutluluk geleceğini, herkes huzur içinde yaşasın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.